Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Esas meseleyle karşınızdayız Nur Köşker. Ben iki saat boyunca birlikte olacağız ve iç siyasetin gündemine damga vuran ne var ne yoksa hepsini konuşacağız. Peki kimlerle? Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. Sizlere Kurtuluştayiz Akşam Gazetesi yazarı bizimle. Hoş geldiniz. Hoş Taceddin Kutay, Doktor Tacettin Kutay, Akşam Gazetesi yazarı bizimle. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Başsını. Öyle yayın kurulundan inmiş gibi olduk kusura bakmayın. <laughs> Nasıl oldu? Yayın kurulundan inmiş gibi olduk akşam gazetesi. ne yapalım başka gazeteler gelmiyor. <laughs> Bir kat aşağı indiler falan evet. <laughs> Hoş geldiniz. Ayağınıza evet, sağlık. Bulduk. Şimdi 27 Nisan E -M üzerinden tam 15 sene geç. Tamam bu konuyla başlayalım mı? Ee, neler söylersiniz Kurtuluş Bey yıl dönümünde? Evet. E, yani aslında ee, bir dönüm noktasıydı Türkiye için e, 2007-27 Nisan'ın akşamı e, bir dönüm noktasıydı. E, gece yarısı o bildiğimiz darbecilerin e, posta erliğini yapan gazeteciler öncelikle hemen önden e, hükümete muhtıra diye dedikodusunu aydılar bu bildirinin. Ardından Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinde hükümeti de hedef alan, e, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik müdahale olarak da değerlendirilen bir metin konuldu. Şimdi uzun bir aradan sonra 28 Şubat tecrübesini yaşamış Türkiye ve e, Erdoğan liderliğindeki kabine e, bu bildiriye karşı ciddi bir değerlendirme yaptıktan sonra karşı bir hükümet sözcüsü o dönemin Cemil Çiçek tarafından bir açıklama yapıldı. Dönüm noktası dediğim olay o. Eğer ki hükümet ya bu 28 Şubat gibi bir sürece dönüşecek diye bir endişe, kaygı zayıf bir duruş içerisine girseydi sahiden süreç 28 Şubat'ın benzeri şekilde hükümetin istifasıyla e, sonuçlanabilirdi. Yani milli iradeye bir darbeye dönüşebilirdi. E, tabi günler öncesinden bir hazırlık da yapılmıştı. Başta aktörler kimdi? 28 Şubat'ın aktörlerinden e, Süleyman Demirel vardı. E, i̇şte Necdet Sezer'in e, görev süresi doluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik inanılmaz böyle toplumu ateşleyen bir takım işlere giriştiler. Yargıtay seçimleri öne çekildi. Yargıtay'a birini seçtiler. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da mitingler yapmaya başladı. Anıtkabir'e yine ziyaretler gerçekleşti. Necdet Sezer'in açıklamaları vardı. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar tehdit altında. Şimdi bunu önceden bu gerilimi başlattılar. Başlattılar Sabiha Anadolu'nun o 367 kumpası diyelim daha sonra mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer e, dönemin e, Erkan Mumcu'nun işte Mehmet Ağar'ın başında olduğu partilerin de içinde olduğu partilerin tutumlarının sonucunda böyle bir şeye geldik 27 Nisan'a geldik yani 28 Şubat benzetmem ondan hı hı. ya bunun bir altyapısı oluşturuldu e, 28 Şubat e, darbesiyle neticelenebilecek Genelkurmay'ın gece yarısı. Yani 12 de biliyorsunuz şifredir bu işin darbenin şifresi gece 12'dir. Evet. 23.57'de e, internet sitesine bu bildiriyi koydular. E, dediğim gibi Türkiye için bir dönüm noktasıydı ve bir ilk tutum gerçekleşti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırlattığı açıklama, karşı açıklama metniyle e, sonraki gün genel kurmaya bir cevap verildi. Siyaset oyunu aldığı milletin e, milli iradeye yakışır bir şekilde cesur bir duruş sergilediğinde e, bu gördüğümüz o resim böyle, ülke karmaşa, karışık darbeye gidiyor, efendim alaşağı edecekler yeniden hükümeti, o hava dağıldı. Yani oradaki dik duruş, cesaret, e, siyasi e, müessesenin kendi sınırlar içerisinde askeri kendi görev alanlarına davet etmesi, Türkiye için de bir ilkti yani. Ee, bakın 27 Nisan olmasa belki 15 Temmuz'daki o e, biz e, cesaretli duruşu da göremeyeceğiz. Bunun 27 Nisan'ın <laughs> önemi oradan geliyor. Onun için diyorum, yani Türkiye için bir dönüm noktasıydı. Ee, milletin oylarına ihanet etmeyen siyaset kurumu, daha sonra milli iradeye yönelik daha kanlı darbe girişimlerine de aynı cesaretle durabildi. O gün orada durmasa belki 15 Temmuz'da işler Türkiye o tecrübeyi edinememiş olmasından kaynaklı bir sorun da yaşayabilirdi. 27 Nisan bu açıdan bir dönüm noktasıdır. Çok önemlidir. Milli iradenin vesayet odaklarına karşı dik duruşudur. Ve milletin oylarına ihanet etmeyen bir siyaset seçilmişlerin belki de ilk tecrübesidir. Millete e, milletinde görüp güven duyduğu bir tablodur 27 Nisan. Tacettin Bey, siz neler söylersiniz? 27 Nisan'a girmeden bir iki başka bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Efendim her şeyden evvel Ehlullah'tan büyük bir Allah dostu zat Hazreti Muzaffer Özak buyurmuş, bin aydan hayırlı bilin buyurdu. Kadir'in kadrini bize duyurdu. Evet, Kadir Mümini gecesi. Mümin-i Nura doyurdu, rahmete erdirdi. Kadir gecesi, umarız bu gece Kadir gecesidir. Biz de ermişizdir, umarız istifade ederiz. Ne aklı başında adamdır bizi izlemek yerine ibadetle uğraşanlar. Bence kapatın <laughs> Onu daha Şimdi öyle, reytingimi Ramazan düşüreceksiniz. Gecesi, aman düşerse düşsün, boşver <laughs> toplarız haftaya. Tamam. Ee, tebrik ederiz, tebcil ederiz. İkincisi bugün çok mühim bir toplantıdaydık. Çamlıca Camii'nin konferans salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakıyla himayelerinde yazılmış olan İstanbul Mustafa'nın tanıtım toplantısıydı. Yani 1400 senelik İslam tarihinde yapılmamış bir şey yapılmış bir e, güldeste suretinde 1400 senelik Kur'an-ı Kerim'in yazılış suretleri üzerinden bir Kur'an-ı Kerim hattı oluşturulmuş. Hüseyin Kutlu hocamız tarafından. Vallahi ben yani nasıl tarif edilir ben onun teknik terminolojisini bilmem. Yanlış anlatıyorum belki de ama bugün çok mühim bir gündü. Kadir Gecesi hürmetine bunu gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada kendi imalelerinde yazılmış bir şeydi zaten. Son derece gururlu bir şekilde durdu karşımızda. <laughs> Bu her da nasip olmaz. Yanımda hemen Ersoy'da da oturuyordu. Çok tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Bak bunların hepsi aslında evet. bir adamın yapacağı şeydi. Biz Bizden sonraki nesiller bizi ya bunu da onlar görmüş diye iade edecek dedi. Baktım aynı hissiyata sahibim. Ee, fazla uzun uzun anlatmayayım şimdi 27 Nisan'ı kaynatıyor gibi olmayayım ama izleyenlere şunu tavsiye ederim. Bir baksınlar bir incelesinler İstanbul Musaf'ını. Ben bugün dinlerken çok tesir etti tabii yani herkese çok tesir et. Çok tesir edecek. Etkileyici bir iş olmuş. Ee, Hüseyin Kutlu hocamızın ellerinden öperiz. Ee, yani hizmeti sevkat eden kim varsa da defterine yazsın Allah. Çok kıymetli bir şey olmuş. 27 Nisan'la alakalı olarak şunu söyleyelim. Bir şeyde bir andı oldu ve bitti. Peşinde ne bıraktı? Bir. Her şeyden evvel o güne kadar da bir takım denenmişlikler vardı. Fakat sivil siyasetin askere karşı ilk defa olarak sen şu çizginin arkasında bir dur bakalım dediği andır. Ondan evvelki hamlelerin hiçbirisi... Gerçekten orada tutmayı başaramamıştır askerin. Tutmayı başarmış olsaydı 27 Nisan'a cesaret edemezlerdi. Evet. Zaten dikkat ederseniz 27 Nisan'dan sonra bir daha öyle bir şey olamadı. 15 Temmuz denendi. Evet. Bu sebeple 27 Nisan'ın böyle tarihi bir şeyi var. Demokrasi kültürümüz açısından ne ifade eder? Valla öyle görünüyor ki çok fazla bir şey ifade etmedi. Evet. Şöyle ifade etmedi. Evet, evet yani sivil siyasetin askeri ee, söyleme, askeri bürokrasiye karşı üstünlüğünün olması gerektiği hakikati hepimiz tarafından kabul edilen bir şeydir. Fakat demokrasi sindirilecek bir şey. Ben demokrasiyi kutsamam. Bir araçtır. Kullanırsınız yahut kullanmazsınız. O konuda ısrarcı da olmam. Yani bir adam kullanmıyorsa niye kullanmıyorsun Hı. demem. Ama madem kullanmayı tercih ettik, demokrasinin olmazsa olmazı demokratlardır. İçinde demokratları yetiştirmeyen demokrasi, demokrasi olamaz. Zira tatbik edicisiyle var olan bir şeydir. Bakıyorsunuz Türkiye'nin şu anda demokrasiye en fazla ihtiyacı olan kesimi muhalefettir. Muhalefet hiç demokrat değil. Birincisi hiç demokrat değil. AK Parti kitlesi demokrat mı? Olduğunu düşünmüyorum. Dönüşemedi. O meşhur söze geliyoruz. Demokrasi herkesin ikinci tercihidir. Birinci tercihini dayatamadığı noktada hadi, demokrasi olsun bari denir. Herkese eşit dağıtalım denir. Şu anda gördüğüm ve geldiğimiz nokta 28 27 Nisan'daki kavganın keşke şöyle bir meyvesi olsaydı ve kalsaydı geriye ki efendiler bakın bu iş böyle olmaz sivil siyasetin sahası üzerinden bazı şeyleri çözelim ve mağluplar galiplere hürmet etsin galipler de mağlupları ezmesin. Fakat Türkiye'de birincisi bir mağlubiyet sindirimi sıkıntısı oldu her zaman. Ve yan yollara sapmayı denediler. Ne zaman başladı? Bu 50'de başladı. 50'de Demokrat Parti seçimi kazandı. Genelkurmay Başkanı ilk iş yemedi içmedi İsmet Paşa'ya gitti. Paşam bu seçimleri iptal edip size teslim edelim mi dedi. 50'de başladı. Ondan evvel de başlamıştı da. Neyse bir sindirememe hadisesi var. Bunun üzerine ötekisi ne yapıyor? Ötekisi de vallahi kusura bakmayın çok haklı olarak dedi ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan sağ yanağımıza tokat atana sol yanağımızı çevirecek değiliz. Bugün dedi bize saldıranlara karşı öyle elimizi kolumuzu indirecek değiliz. E ne yapacağız? Hasbel beşeri yapılması gereken her şeyi yapacağız. Bu bir müdafaa. Bunu yapacağız. Dolayısıyla e, karşıdan gelen bu refleks şunu ben adam gibi biliyorum ve iman ediyorum. Zaten ötekisi istediği gibi yandaş mandaş diyecek zaten şimdi ben. Hiçbir güzelleme yapmıyorum ve deminden beri dikkat ederseniz nalına da muhına da vuruyorum. Hiçbir şekilde bir tanesini tebriğ ediyor da değilim. Huyum da değildir sevmem de Allah da öyle etmesin. Çünkü bu bizim yegane inandırıcılığımızdır. İnsanlar arasında da indi hakta da. Kabahat burada da varsa bunu da söylüyoruz. Şimdi burada AK Parti gibi Demokrat Parti geleneğinin üzerine gelmiş, oturmuş, oradaki reyi alan %50 oy alıyorsan Demokrat Parti'nin oyunu alıyorsun. Adalet Partisi'nin oyunu alıyorsun. ANAP'ın, DYP'nin oyunu alıyorsun. Almadan olmaz. Ne olmuş? Büyütülmüş Refah Partisi midir AK Parti'nin oyu? Mümkün mü teknik olarak? Değil. Değil yani imkanı yok. Bu kitleyi Erdoğan'ın bu mücadelesine daha sert bir biçimde sokan şey nedir? Cumhuriyet mitingleridir ya. Cumhuriyet mitingleridir. Adam başbakan oldu. İlk kaç sene Ahmet her Sezer zamanında müsteşar atayamadı ya. Allah aşkına devlet böyle mi yönetilir yani? Ondan sonra cumhuriyet mitingleridir. Ondan sonra 27 Nisan'dır. Ondan sonra Gezi'ye giden bu saçma süreçtir. Ondan sonra 17-25 Aralık'tır. Dolayısıyla Diğer tarafın bir sandıkla alakalı beceremediği aşamada bir eşik varken sürekli olarak bunu bir agresiflikle tevil etmesi bu tarafta da doğal bir agresifliğe sebebiyet verdi yok diyemem yok yani. Saçmalamış olur. İkincisi şey değiliz ki yani. Budist rahibi değiliz ki. Kaldı ki Budist rahipler de Myanmar'da falan neler yapıyor. Onların da adı çıkmış masum diye ama Myanmar'da neler yaptı gördün mü hocam Müslümanlara? Görmen. Ha, ha gördük onu gördük, hocam. Onu gördük evet. ha. Ne rezaletleri imza attılar yani. Neyse. Ee, ez cümle burada e, Türkiye'nin siyasetinde şu anda iki taraf var. Bakmayın orada. Orada altı parti var. Burada üç parti var. Yok öyle bir şey. Yerli siyasetin temsilcisi bir akım var. Bunun içinden üç lider çıktı. Ee, Doğu Perinçek de dışarıdan zımnen destek veriyor buraya. Diğer taraftan da fakat onun da farklı denk şeyleri var. Yani de o denklem içinde tekabül ettiği yerler var. Cumhur İttifakı'nın bir parçası değil ama en azından Millet İttifakı'nın tam karşısında. O çok değişik bir yerde dışarıda. Diğer taraftan Cumhur İttif Millet İttifakı diye bir şey var. Sekiz parti şu anda karşımızda duran. HDP ve Zafer Partisi'nde dahil olduğu gördüğümüz işte giriyorum girmiyorum çıkıyorum masa altı bugün Ali Babacan dedi ki girmiyorum onu başka türlü konuşuruz fakat bunların genel konumlanması hiçbir şekilde demokrasiyi sindirmiş bir şey olarak değil iki ayrıldı şu anda Türkiye'de siyaset madem böyle iki ayrıldı siyaset bu iki tarafın da üzerine düşen vecibi 27 Nisan hadisesinden bir sonuç çıkarmaktır bu da nedir demokrasinin kurumlarını kurallarını kitabına göre oynatırsanız kardeşim bir diğerini de bundan sapmak zorunda bırakmaksınız. Bundan sapmak zorunda olmak ne demektir? Hiçbir demokraside halkın sokağa çıkarak güvenlik güçlerinin karşısında durması tahammül edilebilir bir şey değildir. Bunun adı eşkıyalıktır. Ama 15 Temmuz gecesi gibi bir şey olunca bunun adı kahramanlık olur. Bazı durumlarda siz buna icbar ederseniz karşınızdakini bu durumun olmazsa olmazı haline gelir durumun olmaz olmaz haline gelir. Şimdi dolayısıyla şunu söyler ve bitiririm. 27 Nisan'dan alınması gereken ders alınmış mıdır? Alınmamıştır güzel kardeşim. Alınmamıştır. 27 Nisan Türk siyaset tarihinde nereye tekabül eder? İlk en büyük kahramanlığına tekabül eder. O da kesin sesinizi demektir yani. Görev hududunuzu bilin demektir. Çizginin arkasına geçin demektir. Bunu da yapabilecek adam Erdoğan'dı ne Erbakan yapabilirdi, yapı itibariyle müsait dildi rahmetli, ne Demirel yapabilirdi. İşte görüyorsunuz Demirel anından boncuk boncuk terlerdi, terini siler, fötürünü takar giderdi. Uygulaması oydu. Ne 28 Şubat'taki muhataplar yapabildiler. Bu bakımdan Erdoğan'ı tarihe hiçbir şey geçirmesi 27 Nisan karşısındaki duruşu geçirmiştir. Ee, der ve bitiririm. Ama dediğim gibi keşke buradan bir siyasal kültür çıksaydı çıkarttırmayanlar utansın. Peki bu arada doçent doktor Ramazan Akar, Namık, Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hocam, hocam. Hoş geldiniz. Teşekkür Hocam teravih edip geldikleri için. Fakat daha okunmamıştı. Okunmamıştı. <laughs> <laughs> Uzun. Özlendiniz bayağıdır denk Teşekkür gelmiyoruz ederim. programda de sizinle. Sağ olun hoş geldiniz bir kez daha. Teşekkür ederim. 27 Nisan e, muhtırasını Hı -hı. konuşuyorduk. Biz de sizin söylemek istedikleriniz neler? O günle ilgili 15 Hı -hı. sene geçti üzerinden nedir önemi? Tabii 27 Nisan e muhtarası AK Parti'nin ilk defa darbelere karşı net olarak ortaya koymuş olduğu tavrın bir göstergesi. Aslında 27 Nisan'ı 27 Nisan o tarihi önemli kılan Türkiye'nin ortalama 10 yılda bir darbeyle ile karşı karşıya kaldı. Düşünün 60'dan evet. 60'tan itibaren 60, 70, 80, 90 devam ediyor. Fakat AK Parti'nin ilk defa ortaya koymuş olduğu siyasal tavır, işte siyasal irade Türkiye'nin aslında siyasal tarihini değiştirdi ve eee Tacettin Hocanın haklı olarak söylemiş olduğu Erdoğan hiçbir şey yapmasa dahi hı hı. E, AK Parti'nin orada koymuş olduğu, Sayın Erdoğan'ın ortada ortaya koymuş olduğu siyasal tavır, e, tavır AK Parti'nin tarihe geçmesi için yeterli. E, burada e, evet, Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımız zaman evet 10 yılda bir darbeyle karşı karşıya kaldık. Milletin yetkileri, milletin elinden gasp edildi. Özellikle asker içindeki bir junta tarafından. Fakat 27 Mayıs, 27 Nisan tarihinde farklı bir şey oldu. Aslında hiç beklenmeyen bir şey oldu. Ak Parti ve Erdoğan kabinesi oldukça demokratik bir tavır ortaya koydu ve Türkiye'nin siyasi tarihini değiştirdi. Biz bunun başarısını net olarak o metni ee, özellikle 27 Nisan emuhtırasını o metni paçavraya dönüştüren tabiri caizse AK Parti'nin siyasal iradesi oldu. Ee, bunun somut başarısını evet bu bir başarıydı ama biz e, bu e, ilk adımdı artık siyah millet iradesinin e, tam anlamıyla kurulmasının 15 Temmuz'da da bunun tam olarak toplum tarafından kabul edildiğini kurulduğunu Hı -hı. artık toplum tarafından eee ...demokratik duruşun ortaya çıktığını biz 15 Temmuz tarihinde gördük. Ha e, Peki, e, tabii darbe deyince benim aklıma hep Menderes gelir. Menderes 27 Mayıs'ta e, idam edildi. O meşhur söz, e, bir gün yanında en samimi arkadaşıyla konuşurken... E, ...27 Mayıs artık darbe söylentileri kulaktan kulağa yayılıyor. Darbe geliyor, e, en yakın arkadaşı işte darbenin geldiğine ona haber veririm. O da der ki: karşıda asker kulübesi var. Bu Mehmet mi bize silah çekecek? Bu Ahmet mi bize kurşun sıkacak?" Evet o tarihte o Mehmet, o Ahmet kurşun sıkar. milletin iradesi, millet millet iradesi asker içindeki bir junta tarafından sürekli gasp edildi. Ama AK Parti ile beraber ortaya çıkan siyasal irade millet iradesi ya da Demokrat Parti'nin söylemiyle yeter söz milletindir söyleminin artık bir şahsak bir şahsiyete kavuşması temelde hem 27 Nisane muhtırasında ortaya çıktı hem bunun bir sonucu olarak 15 Temmuz'da ortaya çıktı siyaset bundan ders alıyorum belki konuşulması gereken 27 Mayıs tarihinde Belki bu bir taraftan bakıyorsunuz dönem dönem Türkiye'de Türkiye belli krizlere girdiği anda toplumun belli kesimindeki toplumun belli kesimindeki insanlar, kamusal aktörler ya da siyasi aktörler bir şekilde yine askere ya da asker içindeki bir cuntaya mesaj veren bir eee tavra sahip oluyor. Demek ki toplumun ya da siyasetin bir kısmı tarafından e, yeter derecede tam olarak dert çıkarılmamış, bir diğer boyutu belki söylenmesi gereken hı hı. E, şu anda Gültekin Uysal'ın ortaya koymuş olduğu, Demokrat Parti Başkanı Gürsel'in Gürsel ortaya koymuş olduğu tavır. Bir taraftan tarihte darbeyle alaşağı edilmiş, kurucusu idam edilmiş bir siyasi geleneğin temsilcisiyle o siyasal geleneği mahkum etmeye çalışan bir siyasi parti aynı çatı altında. Demek ki yeteri düzeyde ders çıkarılmamış Hocam affedersin de o ona Gültekin Uysal o çizgide hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir şey. Bir ama Yolda görse tanımaz insan. O çizginin yani en çok şizofrenik tem... bir durum Hocam, maalesef. Hocam o çizginin en büyük temsilcisi rahmetli, fötürlü baba Demirel evet. 9. Senfoniye Demokrasi tablosudur dediği an bitti o hikaye zaten. Tabii o maalesef maalesef. Demirel, yani, Demirel Demirel'dir Her darbeye karşı her darbeden sonra şapkasını alıp e, 6 defa gidip 7 defa geldi maalesef. Ya özür dilerim bir şey hayır. sormuşlar şimdi de affedersin. Müsaade eder misin hayır, hayır. Şimdi AK Parti kitlesinde nasıl bir şey olmadı diye sormuşlar da itiraz etmişler. Mesela şuna. Nasıl çok, ne, ne olmadı? Belki? Ben siz gelmeden her şey anlattım. Keşke 27 Nisan hadisesinin bir bakiyesi olsaydı kalsaydı siyasal kültür dönüştürseydi evet. AK Parti kitlesinde de bir demokratikleşme şeyine tekabül etmedi. Evet. Bir yere tekabül etmiş olsaydı mesela şu an ben bakıyorum sosyal medyada AK Parti'ye müzahir olanların %90'ı alpayoz alana bodyguard muamelesi yapıyor. Bir çık da şunun ağzını dağıt. <laughs> bir milletvekilinin böyle bir fonksiyonu var mıdır? Adamcağız da bunu gerçek bir talep olduğunu zannediyor. Bu bir sapmadır. Bu bir sapmadır. Biz ondan daha kıymetli fikirler bekliyoruz. Bak spor yasası şu anda mecliste. Futbol Federasyonu şu anda kolapsta. Sahadan gelmiş bir milletvekilimiz var çıkacak ve konuşacak. Ama bu değil beklenti. Ne buradaki adam bodyguard muamelesi yapıyor. Ha çık ve şunun ağzını Böyle tweetleri görüyorsunuz. Hepiniz Alpay Özalan yazın çıkıyor karşınıza. Dolayısıyla söylenecek hadise şu. Burada bir siyasal terbiye çeviremedik bunu. Ve ben çok üzülüyorum Erdoğan adına çok üzülüyorum yani hı hı. bunu da mı o yapsın yani <laughs> bunu da mı o yapsın Allah yardım etsin ne diyeyim? Peki var mı eklemek istediğiniz Ramazan hocam soramadım. Peki o zaman diğer başlığa geçiyorum deva partisinin genel başkanı Ali babacanın açıklamalarıyla devam edelim isterseniz Kurtuluş Bey evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. İyice artık çatlak büyüyor. Diyebilir evet. miyiz Millet ittifakında kendi adı ve logolarıyla katılacaklarını söylediler bugün? Yani DEVA Partisi, Ali Babacan herhangi bir e, siyasal hacmi e, oyu temsilen e, bir masada bulunmuyordu. E, fakat masada, o masanın şöyle bir imajı vardı. E, i̇ktidara karşı muhalefetin e, bir e, masa etrafında birleşip, 2023 sonrası gelecek Türkiye için ortak bir takım vizyon önerileri söz konusuydu. İşte bunun adına güçlendirilmiş parlamenter sistemde mutabık, mutabık olduk, geldik, oturduk. Kendilerince muhalefet olarak bir resim sundular topluma. Neydi bu? Birlik ve beraberlik resmi. İktidar kanadından, toplumun geri kalanından da şöyle bir eleştiri söz konusuydu. Ya bu masa biraz problemli bir masa. Hı. Yani birlik diyorsunuz fakat bu masada e, birlik e, çok da görünmüyor. E, i̇şte Sürekli beş benzemez e, biçiminde tarif edilmeye çalışıldı. E, ancak hayır Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde muhalefet partileri yan yana getirildi. Bir birlik oluşturuldu. Ortaya Kurtuluş ve özür dileyerek bir araya girmem gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor. Şu anda o açıklamalara dönüyoruz hemen. Tekrar hoş geldiniz 24 ekranlarına devam ediyor esas mesele. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını dinledik. STK temsilcileriyle iftardaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından da önemli mesajlar verdi. Bir süredir siyaset cephesinde Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası alması ile ilgili farklı farklı tartışmalar yürütülüyor. Buna yönelik önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu adam Türkiye'nin sorusuydu. Gezi, gezi olaylarının koordinatörüydü ifadelerini kullandı. Kimse Türkiye'nin e, adaletini, hukuk sistemini eleştirmesin dedi. Nasıl yorumluyorsunuz Kurtuluş Bey, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını? Öte yandan tartışmaları da evet. biliyorsunuz ki hani hakaret boyutuna varan e, açıklamalar evet. yapıldı. Direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef evet. alan cümleler kuruldu. Osman e, Kavala e, gezi davası daha doğrusu netçelendi. Mahkeme e, müebbet hapse mahkum etti Kavala'yı. E, yargının kararı bu. Bunun üzerine tabi başta Cumhuriyet Halk Partisi özellikle de Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in e, yargıyı, hakimlerimizi, savcılarımızı e, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden e, böyle çıldırmışçasına yaptığı açıklamalar biraz akılda kaldı. Bunun etrafında e, değişik çevrelerden Tepkiler geldi Osman Kavala kararı için. Yani bu tepkiler Abdullah Gül'e kadar uzandı. Yani hiçbir zaman konuşmayan Abdullah Gül bile efendim Kavala kararı üzerine bir değerlendirme yaptı. Ve tabii şöyle bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ya gerçekten Türkiye'de çok masum bir insan haksız yere... E, alındı, hapse konuldu e, efendim e, işte böyle ağır bir hapis cezasıyla mahkum edildi e, mahkemenin delillerini bilmiyorum ama ben şunu e, sorabilirim Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Halkın Demokrasi Partisi'ne yani bu işe öncülük eden, Kavala kararına böyle kendisini yırtınarak e, kendilerini paralayarak e, karşı çıkanları soruyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ne, işte Halkın Demokrasi Partisi'ne, e, medyadaki bunların yansımalarına, sivil toplum e, kuruluşlarına. Ben gazeteciyim, muhabirim. 10 e, yıl muhabirlik yaptım. Osman Kavalan'ın Türkiye'de sorusun, temsilciliğini yaptığı, bütün sol örgütlere bir şekilde bunların legal uz uzantılarına yardım destek verdiği, e, Türkiye'de böyle turuncu devrim denemelerini öncülük ettiğini bilmeyen var mı? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Kavala e, Türkiye'nin sorusuydu. Ben şu soruyu soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani samimi dürüstçe çıksınlar. Bakın Türkiye'de kim tepki verdiyse bu işe kim böyle işte biliyorsun bütün o solcu liberaller e, tanınan gazeteciler, yazarlar, medya aktörleri, akademisyenler bilmem ünlü e, düşünür, düşünürler falan. Hepsine soruyorum. Siz Kavala'nın Soros'un buradaki adamı olduğunu biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Soros'un temsil olduğunu biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Bakın bu yargı delil mevzusuna girmeyelim. <laughs> e, netice itibarından oradan kıvrıyorlar efendim sorusun şey olmak suç değildir ben ondan bahsetmiyorum bir suç isnat ederek sormuyorum bu bir kabahattir suçtur diye sormuyorum Osman Kavala bugüne kadar terör örgütü PKK'nın uzantısı medyayı finanse etti mi etmedi mi sol örgütleri de aşka benim bilmem ne yolun uzantısı bütün şeyleri finanse etti mi etmedi mi nerede bir e, toplumsal hareket var Bunların organizatörlüğünü, toplantılarını, hangi lokantada, hangi faturaları ödediğine kadar, bütün sır değil bunlar demek istiyorum. Ya yani bunlar biline, herkesin bildiği, fakat bir anda böyle e, Osman kavala'yı çok büyük, işte Gandhi gibi çok büyük bir e, sivil toplum lideriymiş gibi e, alamaya, pullamaya başladılar. Gerçek bu değil. Dediğim gibi, bakın mahkeme hangi delillere dayanarak ne kararı vermiş. E, gidip oturup iddianamesini, e, dava süreçlerini incelemedim. Fakat Osman Kavala böyle bir isimdi zaten. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ki ya Türkiye'de sorusun. Temsilcisiydi bu adam ve e, Gezi'nin de finansörüydü. Gezi olaylarını işte şöyle söyleyelim. Ya kimse bugün <laughs> ...olayı pulla atmasın... ...aa gençlerin özgürlük hareketi falan filan... ...değil bir darbe girişimiydi... ...yani... E, ...Türkiye'nin tahriri neresi olacak diye... ...gezi üzerinden... ...Mısır'daki Mursi'ye yapılan darbenin benzerini... ...Türkiye'de de yapmaya çalıştılar... ...kalkıştılar... ...bir yerden düğmeye basılmışçasına... E, ...bir anda... ...Cumhurbaşkanımızın sözde... E, ...AK Parti'nin destekçisi olan o bütün... ...sol liberal aydınlar... ile böyle işitilişli olanlar bir anda... E, diktatör demeye başladılar. Yani seçilmiş bir lidere bu diktatördür deyip kepçelerle beraber Dolma Bahçe ofisini basmaya çalıştılar gittiler yani bunlar bir anda unutuldu akıllarda hafızalarda Osman Kavala çok Gandhi gibi çok böyle e, asla şiddete bulaşmayan asla şiddeti teşvik etmeyen asla demokratik yolların dışına çıkmayan bir sivil toplum lideriydi ve bu konuda da böyle çok e, insani yardımlarda bulunan bir isimdir gibi e, şey yapmaya çalışıyorlar. Lans etmeye çalışıyorlar, yansıtmaya çalışıyorlar. Böyle bir isim değil de dediğim gibi ya yani ben sadece soruyorum savunanlara. Osman Kavala'yı hepiniz tanıyorsunuz. Ya yani herkes tanıyor. Bunlar bir sır değil zaten. Herkes biliyor. Bütün muhabirler biliyor. işte. biz gazetecilik yaptığımız evet. zaman biliyoruz. Biz efendim bir tane yasa dışı, yasa dışılığa yakın bir hareket olacak. Aa, daha önce falan lokantada oturdular. Hesap fatura Osman Kavala verdi. Aa, falan bir şey çıkacak fatura Kavala verdi. Bu işlere bakan isimdi Osman Kavala da. Dediğim gibi delilleri mahkeme ne, hangi delillere gerekçeli karar açıklanacak göreceğiz. Ee, ama kimse de milletin aklıyla da alay etmesin. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi ya yani merkezde duran partileri Böyle isimleri savunmaya kalkışması büyük bir artık talihsizliğin de ötesine geçmiş. Yani siz bu demokratik düzene karşı, demokratik düzenin işleyişine karşı hareketlere, örgütlere, gruplara, dış müdahalelere, batılı istihbarat servislerin güdümünde olan bir takım isimlerin çalışmalarına demek ki arka çıkıyorsunuz. Ya bu ülke için yapamazsınız. Demokrasi için de yapamazsınız. Bu ülkenin geleceği bekası için de yapamazsınız. Bunu savunamazsınız. Aklı başında çıkıp şey yapın yani. izah edin. Deyin ki efendim Kavala'ya verdi ama bu çok ağırdı. Efendim şurada deliller eksikti. Şuydu buydu. Yani başka bir müdafaa şekli bulmaları gerekiyor. E, aklı bulan alan, bunalanlar da vardır. Efendim bu nedir? Nereden çıktı? Tuzak mıdır? Kumpas mıdır? Ergenekon mudur? Bilmem balyoz mudur? E, netice itibariyle bakın bir karar vermiş yargı süreci devam ediyor mu etmiyor mu bunun üst mahkemesi var onun üst mahkemesi var bu süreçler e, devam edecek hep beraber göreceğiz neticelenmesini ama Türkiye'de yargıyı hukuk sistemini gözden düşürecek dışarıdan müdahalelere açık hale getirecek böyle bir müstemleke ülkesiymiş gibi Avrupa'dan çıkıp işte terör örgütünün destekçiliğini yapan işte parlamenterlerin isimlerin Türkiye yargısına hat bildirmeye çalışmasına bizim de böyle evet bu bir kararsız durmamız doğru değil. Siz ne dersiniz Tacettin Hocam? Vallahi bir şey dememeyi tercih ederim aslında. Çünkü bu meselenin üç veçesi var. Bunlardan birisi hukuki veçe, ikincisi siyasi veçe, üçüncüsü de bir bağımsızlık veçesi var yani. Hukuki veçeyle alakalı şunu söylemek isterim. Bu mesele hukuku kamütahallik bir şey midir? Ve hukuk teknik bir şeydir. Kahvedeki cahil amcanın kusura bakmayın öyle kelle rüşvet kelamı vereceğiz, kelam rüşveti vereceğiz diye cahilin cehaletinden bahsetmeyecek değil. Sen bu işin cahilisin. Ama daha kötü bir şey söyleyeyim mi Nur? Ben de cahiliyim. Ben siyaset bilimi doktoruyum ama hukukun cahiliyim. Evet. Daha kötü bir şey söyleyeyim. Kurtulmuş tayiz bile cahili. Hı hı. Bu teknik bir iştir. Hı hı. Biz bu konuyla alakalı olarak söyleyeceğimiz şeyin sınırı çok bellidir. Tamam. Ama mesele memlekette Fenerbahçe-Galatasaray maçı mesabesine indirildiği için, öyle bir derekeye indirildiği için o derekeye indirmek meseleler hakkında illaki bir argüman üretmeyi beraberinde getiriyor ve millet tarafına bakıyor. Bak şu anda Twitter'da, Twitter'da falan bak herkes tarafına bakıyor. Bizim oradakiler bu meseleyle alakalı ne demiş? Bu sebeple uzun süredir başka meselelerle alakalı da şunu söylüyorum ve diyorum ki şu Twitter'ı hukukun üstünden artık bir almak lazım. Çok olduğunun ağırlığı. Şu Twitter hukukun üstünde taşınamayacak bir ağırlık. Böyle bir kene olmaz. Emiyor bütün enerjisini. Ve Twitter hukuku yani savcılara talep, e, hakimlere talep, e, bir linç, bir bilmem ne falan ve filan. Memleket kötü bir tarafı var. Şimdi birinci ve şey konuşuyoruz hala. Memleketin kötü tarafı şu. Memlekette hukukun siyasallaşması, araçsallaşması... Osmanlı zamanından beridir bir hikayedir vardır ama bunun genel bir ahlak haline, hukuk ahlak anlamına gelmesi 28 Şubat'tır. 28 Şubat'ı biliyorsunuz hakimleri ve savcıları mobilize ederek, utanmayarak o adamları andıçlara götürerek yaptılar. Ondan sonra başka bir yapı bunu devraldı. Ondan sonra onu devirmek için başka alışkanlıklar, başka şunlar bunlar falan filan şu anda hukukla alakalı şeyler siyasetin tam göbeğinde konuşuluyor. Sorum şudur, ey adam, ey Fenerbahçe-Galatasaray maçında oynar gibi, konuşur gibi konuşan adam. Bak ben yorum yapamıyorum. Bilmiyorum çünkü, anlamıyorum. Ama ben bunun kültürünü yorumluyorum siyaset bilimci olarak. Sana şu meselenin dava dosyasını versek bundan ne anlayacaksın kardeşim? Sen hiçbir şey anlamayacaksın ya. Allah aşkına biraz dur kenarda. Ha üzül, dua et. Osman Kavala için dua et. Selahattin Demirtaş için dua et. Kimsenin gönlünün derununa biz karışamayız. Ne karışırım abi? Haddimiz mi? İstediğine dua et. Ne karışırım. Ama hukuki bir yanlış ciddi... dua etmesin. Biz doğruları söyleriz. Demir yani Demirtaş dua edilecek bir adam değil. Kavala dua edilecek bir adam değil. Biz de hocam, mümkün dilimiz döndükçe onu anlatabiliriz yani. Hocam, adam melunsa sana bana dua etmeyecek ya. Bunun da dua edecek yer belli. Bu da Demirtaş'a dua edecek yani. Hani yani herkes, herkes insanlara doğruları anlatabilirsin. Anla işte ki dilimizden olabilir. geldiğince onu şey yapıyoruz da karışamayız yani. Onu diyorum sadece. Müdahale edemem adamı kalbinden yaptı duaya. Ama hukuki bir mevzuyla alakalı bu tarafkilik biz bozuyor. İki, işin siyaset tarafı. işin siyaset tarafı ile alakalı şu anda çok acayip bir hadise var. Bu da şu. Osman Kavala öncesine kadar Türkiye'de hukuk sisteminin çok parlak olduğunu söyleyemiyoruz. Hiçbirimiz söyleyemiyoruz. Hukukla alakalı bir şeyimiz var. Can yanıklığımız var ve Cumhurbaşkanı'na kadar herkes bundan müşteki. İyi gitmiyor yani şey. Ve bir türlü bunu toparlayamıyoruz. Neden toparlayamıyoruz? Kahtır ical bunun adı. Elimizdeki insan malzemesi bu maalesef. Hiç de öyle çok dört başı mamur değil oradaki durum. Bununla birlikte ne oluyor sevgili Nur? Hani Vaziyet madem böyle gidiyor ve burada bir takım şeyler var bunun siyaset tarafından araçsallaştırılması buna ikinci bir yük katıyor. Buna ikinci bir yük katıyor. Burada siyasetin olaya e, hukukun teknik taraflarının haricinde yaklaşıyorum. Ve diyorum ki hukukun araçsallaştırılması zaten kör topal giden hukuk sistemimizi ikinci bir arıza olarak dönüyor. Sorumuz şudur. Gezi hadisesinin, bak geçenlerde Hollywood'da adamın bir tanesi sette görüntü yönetmenini öldürmüş. Biliyorsun değil mi hadiseyi? <laughs> görüntü yönetmeni kadını öldürmüş. Gerçek silah koymuşlar, İçine de mermi koymuş ve ağzına sürmüşler. İlginç hadise. Ve bir çıktı ki adam böyleyken böyle görüntüler ortada adam masum çıkıyor. <laughs> Ama bunun hesabını biri ödeyecek. Fakt kadın öldü. Aa adam da bilmiyormuş yazık tip davayı kapatamazsın. Türkiye'de gezi gibi bir hadise. Yüzyılda ilk defa geldi başımıza. 1908, 31 Mart vakası gibi bir şey ya. Evet. <laughs> 31 Mart vakası gibi bir şey. Bunun hiçbir davasının görünmeyeceğini bekliyor musun sen? Kim bekleyebilir bunu? Kimse beklemiyor. Ve burada devlet buradan bu maçı kendisine sistem, siyaset, hükümet ne derseniz deyin kamusal otorite, kamu otoritesi kendisine alışa etmeye çalışanlara karşı muzaffer evet. ayrılmıştır bu kavgada. Ondan sonra bir hesap görmeyeceğini iddia edebiliyor musun? Edemiyorsun. Öyleyse bu hesaplaşma işini iki türlü yapabilirsin. Bir, ya siyaset üzerinden yaparsan, siyaset üzerinden yaparsan güçlü olan zayıf olana vurur. Siyaseten güçlü olan. Yahut bunu hiç siyasallaştırmayacaksın, bırakacaksın hukukun ellerine ve eğrisi doğrusunu bulacak. Nasıl? Bu mahkeme böyle mi yaptı? Bir üsttekine mi gidiyorsun? Temiz diye bir şey mi var? Temiz evet. ediliyor, ondan sonra oradan bir üstü de mi var? Bir üstü de mi var? Memleket dışı insan hakları mahkemesine kadar da gidiyorsun. Bunu da kabul etti. Biz kabul ettik uluslararası anlaşmalarla bunun bağlayıcılığını kabul ediyoruz biz. Dolayısıyla hadise gidiyor mu? İki yöntemden birini seçeceksin. Ya siyasallaştıracaksın ya hukuka teslim olacaksın. Ama bir bakıyoruz burada çok karma bir yöntemle karşımıza çıkıyorlar ve bir siyasal talep olarak diyorlar ki Kavala'yı bırakın. Benim benim ilgimi çeken hadise burada şunur. Bundan evvelde hukuk sistemimiz pek çok davada yanlışlar yapmıştır. Bu davada yanlış yaptı yapmadı anlamında demiyorum bunu. <laughs> Doğrular da yapmıştır. Memleket ilk defa böyle her kalktı. Demek bu Osman Kavala kimdir? Osman Kavala sizin için ne ifade ediyor durum? Bir cevabı var burada. Öyleyse siz durup dururken aslında vatandaşın ya olur mu adamcağız falan filan diyen adama da ya bu adam demek bir şey ki bunun peşinden bu kadar koşturuyor bu. Mimliler dedirtiyorsunuz ya. Bu siyasetin yaptığı da bir hatadır. Üç, bir bağımsızlık meselesi. Valla e, Türkiye'de kanun yapıcının şeyi belli, ebadı belli, iş yapma şekli belli. Şimdiye kadar nasıl kanun yaptığı belli, anayasanın hacmi belli ne şartlarla geldi belli, hakkındaki tartışmalar belli. Ve biz mahkemelerimize bağımsız mahkemeler diyoruz. Bütün hatasıyla, kabahatıyla, şu ile bu ile falan ile filan ne haddine seni katipiri falan yani. Ve bunlara bir takım çağrıda bulunan şirin payzınlar, mayzınlar falanlar filanlar işte isimlerini bilmediklerim, bildiklerim. Yolda gördüğümde tanıyacaklarım, tanımayacaklarım. Efendim Türkiye'ye bu kadar baskı etmez daha sert vurun demeler. Sen kimi kime hangi hususta şikayet ediyorsun? Kimi kime hangi hususta şikayet ediyorsun sen? Hangi hususta şikayet ediyorsun? Bu da işin bir bağımsızlık meselesi. Bak bu kafa hala aynı kafa. Ne diyordu bu kafa? Biraz da gerizekalılık da var işin içinde. Bana yasak ettin Murat Çiçek gerizekalı demeyi ama gerizekalılığın gerizekalılıktan başka tarifi yok. Abi özür dilerim. İki gün daha direnin Avrupa Birliği kararıyla hükümet... ...düşecek diyen kafa bu... ...benim hükümetimin düşmesine... ...Avrupa Birliği'nin kararıyla olabileceğine... ...inanan ahmaklar topluluğu... ...ve buna inanan... ...ve bir yandan da hem kel hem fodullu yani... ...biz öyle aydınız okumuşuz... Şuyuz, ...biz aysız çomarlar... <laughs> ...salaklık mı bu ya... ...buna inanmak da... ...bunu ortaya koymak da... ...bunu yaymak da... ...bunun olabilirliğine ihtimal vermek de... E şu anda Katipiri'nden şundan bundan falandan filandan biraz daha baskı yapın diyerek medet ummakta. Adam şeyin farkında değil. Şu anda dünyada bir başka konjonktür var. Türkiye'nin buradaki ağırlığının farkında değil. Şu anda kim? Lüksemburg mu gelecek bize baskı yapacak bu hususta? Ne, ne dediğinin farkında değilsin sen. Şöyle iki adım geriye bir çık ve bir bak siyasal tabloya. Ve de ki ben neden bahsediyorum? Ondan sonra Osman Kavala masumsa çıksın, vallahi çıksın. Çünkü ben Müslüman bir adamım, ben bir mazlumun gadredilerek hapiste kalmasına razı olamam. Evet. Bu bir başka mesele ama diyorum ki bir bu hukuki bir şey, teknik ben anlamıyorum. İki siyasi olarak cephe kavgasına getiriyorsan ben buranın adamıyım, beni mecburen bunu savunmak zorunda bırakıyorsun. Bırak hukukun ellerine şu hadiseyi. Yani ben bilmediğim dava ile alakalı olarak yok yok tutuklanması lazım demek durumunda kalıyorum dememeye çalışıyorum. Bilmiyorum çünkü. Allah'a sığınırım. Hukuktan anlamam çünkü. Ama üç, işe eğer bağımsızlığın sorgulanmasına gelirse sana kardeşim en olmadı git Amerikan vatandaşı ol, Japon vatandaşı ol ne oluyorsan ol. Hı hı. Ama Bu ülkenin iç hukukuna da seni onu bunun konsolosunu, büyük elçisini falanını falan da biz karıştırmıyoruz bir süredir. Evet. Karıştırdığımız günlere de yazıklar olsun diyoruz. Uzattım bağışla. Estağfurullah. Buyurun. Ramazan Hocam siz ne dersiniz Tüm bu tartışmalara ve tartışmalarla Tabii, birlikte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine? Burada öncelikle Osman Kavala, e, evet Osman Kavala'yı konuşuyoruz. Tabii ben de aynen hukukçu olmadığım için hukuki boyutunu bir kenara koyuyorum. Tüm e, yapmış olduğum yorumlar ya da yapacaklarım hukukla ilgili değil. Bir burada benim açımdan dışarıdan olayı gözlemliyorum bir sosyolog olarak ya da siyasetin kıyısında siyasetle uğraşan, entelektüel düzeyde uğraşan bir insan olarak şu şu soruyu soruyorum. Osman Kavala'yı neden bu kadar çok konuşuyoruz? Osman Kavala neyi temsil ediyor? Dem ee, Osman Kavala bir şeyi temsil ediyor ki toplumun önemli bir kesimi, toplumun bir kesimi, önemli bir kesimi düzelteyim, toplumun bir kesimi Osman Kavala'nın etrafında pozisyon aldı. Ee, Osman Kavala gerçekten şöyle bir insan mı? Ya da Abdullah Gülün ifadesiyle Osman Kavala dedi, Osman Kavala gibi servet sahip bir insan, hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor, çok acı. Osman Kavala gerçekten insanlık meseleleriyle Türkiye'nin kadim sorunlarıyla uğraşan bir insan mı? Burada bir soru işareti var. Ee, ya da e, yani tamamen Türkiye'nin politik mevzularıyla çözüm üretmeye çalışan bir insan mı? Ortaya çıkan tablo tamamen sosyolojik dışarıdan bir gözlem. Kaba bir gözlem yapıyorum. Osman Kavala'nın merkezinin burası olmadığını ben çok rahat görüyorum. Osman Kavala'nın kıblesi Türkiye değil. Yerlilik ve millilik değil. Hocam özür dilerim bu da bir kaba değil ha. Kaba da hayır bunu böyle, konuşmuyorum. Böyle bir adam da olabilirsin ayrıca. Olabilirsin. Sana Ama da böyle ben bir adam derler. Burada bir şimdi oraya geleceğim. Evet. Osman Kavala böyle bir adam ve böyle bir adam olduğu için Osman Kavala gibi düşünen insanlar, kıblesi buraya ait olmayan insanlar, işte batı olan, özellikle batı olan, Avrupa olan, Amerika olan insanlar onun etrafında pozisyon aldı şu anda. ve onun işte yapmış olduğu açıklamanın benzerini biz benzeri insanlardan burada yaşayan, burada ...hayatını devam ettiren, burada nefes alan insanlardan benzeri açıklamaları gördük. Ne dedi? Türkiye'ye daha fazla yapın. Daha fazla baskı yapın dedi. Aynı zihniyeti temsil ediyor. Bu aslında Osman Kavala örneği ve bir kısım Türk aydın üzerinden biz şunu net olarak görüyoruz. Türkiye'deki hani meşhur kitaplar da yazıldı üzerine aydın ihaneti. Türkiye'deki aydınların özellikle sol aydınların önemli bir kesiminin işte MİFER'i işte Kıblesi maalesef burası değil. Bu bu ülkenin değerlerine bu ülkenin hassasiyetlerine oldukça yabancı. Osman Kavala buraya ait değil çünkü yani şu sözleri söyleyen insanlar insan gerçekten buraya mı ait? PKK'nın silah bırakmasını doğru bulmuyorum. PKK işte rasyonel bir örgüt. Düşünün siz PKK'yı çok rahat bir televizyon kanalında savunuyorsunuz. Aynı şekilde ben Aynı şekilde ben e, ekranlara çıkıp DAEŞ'i ya da e, ya da El Kaideyi savunabilecek miyim? Ya hı hı. bu şunu gösteriyor, bu insan buraya ait değil, bu topraklara ait değil. Ben açıkçası hukukla ilgili herhangi bir cümle sarf etmiyorum, davanın içeriğini hiç bilmiyorum. Ama evet. e, dışarıdaki kaba gözlemim bu insanın e, buraya ait olmadığını. E, Zihniyet itibariyle buraya ait olmadığını söylüyor. Zihniyet itibariyle buraya ait olmadığı için Batının perspektifini e, savunduğu için Batı'nın ajan olması da onun için çok garip değil. Çünkü onun değerlerini savunuyor, onun pozisyonunu, siyasal pozisyonunu, siyasal siyasal tasavvurunu, hayatına bakışını, Türkiye tasavvurunu daha doğru buluyor. Onun için e, olayın, e, onun için muhtemelen Osman Kavala içimizdeki batılıyı temsil ediyor. İçimizdeki işte ötekiyi temsil ediyor. Ee, onun için toplumun bir kesimi Osman Kavala'nın etrafında pozisyon alırken bir kesimi de onu tırnak içinde hain olarak görmeye başladı. Evet. Çünkü e, buraya ait değil. Bir diğer boyutu da artık tüm ortaya çıkan tablo Osman Kavala'nın tamamen ee, işte Ramazan hocam özür dilerim araya girmek siyasal zorundayım. Siyasal olduğunu söylüyor bize bu dava. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında konuşuyor şu anda o açıklamalara dönüyoruz tekrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasındaki açıklamalarını dinledik kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yine... E, yarışmanın öncesinde iftarın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları konuşuyorduk. Sorosuydu ifadesini kullandı Osman Kavala için Türkiye'nin sorosuydu dedi. Söz sizdeydi Ramazan Hocam evet, bir yarım e, kaldı sözleriniz buyurun. Birinci bölümde ilk e, ilk bölümde e, tamamen Türkiye'deki aydın profil üzerinden bir değerlendirme e, yapmaya çalıştım. Çünkü Osman Kavala etrafında pozisyon alan insanlar e, temel itibariyle Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin ...almış olduğu pozisyona... ...Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne... E, ...aykırı düşünen insanlar... ...ve tamamen e, durdukları yer... ...şu anda Osman Kavala'nın etrafı... ...bu çok trajik bir şey... E, e, ...onun için... ...Osman Kavala'nın neyi ve kimi... ...temsil ettiği sorusu oldukça önemli... ...bir diğer boyutu bence... ...işte siyasal boyutu... E, ...şu anda Erdoğan... E, ...kızsak kısmasak sevsek sevmesek... ...kızsak e, çok bir şey fark etmiyor... Evet, milli iradenin temsilcisi ve daha da ötesi, her iki insandan birinin oyunu almış, iki seçmenden birisinin oyunu almış bir insan. Bu dünya siyasi tarihinde nadir bir vaka, Türkiye için zaten nadir. 20 yıldan beri düşünün iktidarda ve yüzde 35'in üzerinde hala oyu var kurmuş olduğu partinin bu bağlamda oldukça önemli siyasal boyutu derken aslında şunu Osman Kavala üzerinden şunu söylemek isterim. Osman Kavala zihniyet itibariyle batının içimizdeki uzantısı içimizdeki temsilcisi. Biraz önce birkaç sözünü atıf yaptım Ne diyordu? PKK rasyonel bir örgüt. Hatta PKK silah bırakmalı bırakmamalı. Böyle düşünen bir insan nasıl bir zihne ve hangi, paradigmaya sahip. Nasıl? Yani bu insanın kıblesi neresi? Bunun kıblesinin, bu insanın kıblesinin biz Türkiye olmadığını biliyoruz. Çünkü e, Türkiye'ye ait olsa Türkiye'nin değerlerini savunur. iktidara aykırı olsa bile örneğin e, Türkiye'de kim PKK'nın silah bırakmasını istemez? Ya da kim tırnak içinde PKK'yı över? Rasyonel bir örgüt. Düşünün ben burada e, kalkıp e, DAEŞ'i ya da El-Kaide'yi övemem değil mi? Terör örgütü sonuçta. Ama bir insan kalkıyor, dünyanın gözleri önünde açıkça PKK'yı övüyor. Onun için şu anda Osman Kavala ve etrafında pozisyon alan insanlar bu bağlamda Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne de karşı olan insanlar, insanlar ve Türkiye'nin şu andaki yükselen gücünden de rahatsızlar. Evet, Türkiye bunu sadece biz söylemiyoruz. Dünyadaki neredeyse birçok kanaat önderi, gazeteci, yazar, çizer, devlet adamı söylüyor. Evet Türkiye son dönemde ciddi anlamda artık bölgesel güçten küresel bir güç olmaya doğru ilerliyor. Fakat bu Osman Kavala etrafında pozisyon alan insanlar maalesef bu yürüyüşten rahatsızlar. Türkiye'nin bağımsızlığı, kendi bağımsızlığını güçlendirmesinden kendi bağımsızlığını konsolide etmesinden rahatsız olan insanlar Osman Kavala'nın etrafında pozisyon almaya başladılar. Evet. Ve e, onun için Erdoğan'a sürekli Erdoğan'a e, nispet edercesine açıklamalar yapmaları, Erdoğan karşıtı açıklamalar yapmaları da bundan. Evet bu yürüyüşün e, en önünde e, Erdoğan bulunuyor. Orkestra şefi Erdoğan bulunuyor. E, bir şekilde artık büyük Türkiye evet 21. asır Türk Türk asrı olacaksa bu bir şekilde AK Parti'nin ve Erdoğan'ın katkısıyla olacak. Ee, ve bu insanlar maalesef Osman Kavala'nın yanında pozisyon alarak e, Türkiye'nin bu yürüyüşünden rahatsızlıklığını rahatsız olduğunu ortaya koymaya başladılar. Burada trajik olan aslında şu. E, Özellikle Abdullah Gül'ün açıklaması işin gerçeği beni çok fazla rahatsız etti. Hı hı. Ee, biraz önce özellikle belirttim. Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmanın bedelini ödüyor. Bu çok acı. Bu söz neyi temsil ediyor? Aslında bu söz son dönemde e, düşünün programın birinci bölümünde biz 27 Nisan en muhtırasını konuştuk. 27 Nisan en muhtırası... Abdullah Gül'e Abdullah Gülün başörtülü eşine karşı yapıldı fakat Abdullah Gülün şu anda almış olduğu pozisyon e, kendine kendi varoluşuna karşı olan insanlara aynı pozisyona sahip oldu. Hı hı. Aynı şekilde Babacan ve işte Dav Babacan ve Davutoğlu hem zamanında e, şikayetçiydiniz e, bu davada o gezi parkında şu anda da. Bunun yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Hocam. Türkiye ilginç savrulmalar yaşıyor aslında. Çok özür dilerim. Abdullah Gül'ün söylediğinin içeriğinden bağımsız olarak Aha. söylediği şeyin saçmalığı öyle bir şey ki. Evet. Ömrünün baharında 22 yaşında genç kızlarla gezip tozacağına daha da gerilli olarak savaşıyor. Bu oğlanı öldürmeyin bu kendini bir şeylere adamıştır falan demekten farksız bu. Evet. Ne yapalım yani? Ne yapalım yani? 22 yaşında bir adam daha çıktıysa, eline kaleşin kofa aldıysa Türk Silahlı Kuvvetleri bu adamı öldürür. Evet. Şimdi yani servetiyle birlikte şey yapmadı, kendisini Türk toplumunu transforme etmeye adadı. Bu adamı rahat bırakın, istediği gibi toplumu dönüştürsün mü diyeceğiz yani? Evet. Davadan karardan bağımsız söylüyorum. tabii, söylüyorum. Tabii. tabii. Yürüme, kesinlikle kesinlikle. Değil. Aynen. Ama ben Abdullah de, bu... ilerlediği metodoloji saçma yani. Tabii ki aynen işte burada bir dönem 27 Nisan E-Muhtırası bizatihi ona ve onun üzerinde eşinin başörtülü olmasından hareketle yapıldı. Neredeyse işte E-Muhtıra diyoruz postmodern bir darbe biçimi ama şu anda almış olduğu pozisyon kendini darbe yapmaya çalışan tabir caizse kendini öldürmeye çalışan insanlarla aynı pozisyona sahip olması aynı yerde buluşması işin gerçeği çok trajik, çok absürt ama maalesef yeni süreçte e, yeni süreç bizi buraya getirdi. Evet. Kurtuluş Hocam, sizin eklemek istedikleriniz neler? Evet. Yani böyle topluma mal olmuş bir isimdeyiz zaten Kavala. Ee, böyle bir siyasi parti lideri değil, bir sivil toplum önderi değil, lideri değil. Ee, bir takım böyle vakıflar sahibi kurmuş. O da bu Türkiye'de yasal olarak bu paranın dolaşımını sağlayabilmek için gerçekleştirmiş bir isim. Burada sorun şu, yani siyasi partilerin, e, siyasi liderlerin, e, bazı akademisyenlerin, işte düşünce insanlarının, yazarların bir grubun Osman Kavala'yı topluma böyle lanse etmeleri. Burada zaten e, gazetecilik etiği de budur benim için. Yani doğru olanı söyleyelim, anlatalım topluma. Doğru olanı yani yargının verdiği karar nedir, ne değildir? O yargının işi. Ama burada ya Osman Kavala anlattığınız bir isim değildir. Yani hayırsever bir iş adamı değildir Osman Kavala. Bu yalan yani doğru doğruluğunu bırakalım. Hayırsever bir iş adamı evet. değildir. Osman Kavala Türkiye'de pek çok toplumsal hareketi e, e, yasa dışı örgütü işte en son gezide olduğu gibi bu hareketleri, grupları koordine eden, finanse eden bir kişiydi. Yani bunu doğru neyse onu anlatalım. Bunun kanundaki karşılığını bırakalım başkaları versin. Yani Hı -hı. bunları doğru anlatalım. Ondan sonra şöyle desin. Yani Osman Kavala efendim ya o, ee, yani tamam böyle böyle adamdı ama yani bu bu kadar cezayı da hak etmiyordu diye söyleseler bunun anlaşılır bir yanı vardı. İşte Ramazan hocam da anlattı. Ya PKK'nın silah bırakıp bırakmaması konusunda ee, şey e, bir fikir beyan ediyor, devreye giriyor, müdahil bir isim mesela. Tabii Yani mesela söylüyor. müdahil bir isim. Yani bunun için diyorum burada doğruları anlatalım. Yani bunun bir tarafında kamu vicdanı var, diğer tarafında yargı var, hukuk sistemimiz var. Ee, bizi düşen e, doğruları anlatabilmek. Evet tanıyoruz dediğim gibi yani e, ben herkese soruyorum. Yani müdafaa eden herkese soruyorum. Osman Kavala'yı gerçekten tanımıyor musunuz? Yani bütün sokaktaki muhabirler bilir yani Osman Kavala'nın ne işle meşgul olduğunu aşağı yukarı bilir. Kimseye yabancı gelmez. Dediğim gibi ya yani bunun karşılığı nedir cezası? Şunu, bundan bahsetmiyorum. Ama Samimi olalım, kamuoyuna doğru anlatalım. Bir sivil toplum lideri değildir. Hayırsever bir iş adamı değildir. Yardımsever biri değildir. Ee, siyasi parti lideri değildir. Böyle bir insan değildir Osman Kavala. Ama insan böyle topluma böyle lanse ediyorlar. Ve bilmeyen insanlar da gerçekten sanki bir sivil toplum lideri, bir siyasi aktivist. Yani bir takım değerler için ee, işte kendini... ...feda eden biriymiş gibi anlıyorlar. Alakası yok. Burada... ...daha çok Batı ile ilişkileri... ...sürekli insanların kafasını meşgul ediyor. Öbür taraftan yani PKK'nın... ...silah bırakıp bırakmamasına neden müdahil bu kadar isim? Hayır hayır bırakmasın diye devreye girmesine. Türkiye'de siyasal sistem... ...hayır hayır şöyle olmalı böyle olmalı diye... ...terör örgütlerine sürekli bilgi alışverişi... ...görüş alışverişi, itaatisi... ...niye yapar insan? bunlar Bunları doğru anlatalım... Vicdanen toplum kendisi ayrı bir karar verir, hukuk sistemimiz ayrı bir karar verir. Bak Kavala'nın ağırlığını öyle anla ki bugün 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir karar verdi. Evet. Hangi hususta? Söylüyorum haberci. Hangi hususta? Bak habercinin bile hatırında değil. Evet. Deniz Baykal'a kaset komplosunun bugün mahkeme nihayet karar duruşması vardı. Evet. Bak Kavala mevzuundan... Gargara'ya geldi. Deniz Baykal evet. gibi adama. Türkiye siyasal tarihinin en mühim biri. Yani evet. Kavala'nın oradaki ağırlığının bir başka ağırlık olduğunu da söyleyelim bak. Söylediklerimiz. Teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Süren bitti. Noktalıyoruz burada. Esas meseleyi kurtuluşta ayız. Doktor Tacettin Kutay ve Doçent Doktor Ramazan Akkır yayın, yayın konuklarımda. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Ee, tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.